Hürrem. Sultanım. Rüstem'in hastalığına pek üzüldüğünü işittim. İstersen ziyaretine git. Ne de olsa müstakbel damadın. Lüzum yok sultanım, kendisi yakında gelecek. Malumunuz bu hastalık yalanı. Düşmanlarımın son çırpınışları. Bunu söylemek için mi geldin öyle? Bugün eski sarayı ziyaret ettim. Yanıma bir hatun geldi. Kapı halkınızdanmış. Ahsen Hatun. Söylediğine göre Lütfi Paşa onu kovmuş. Benden yardım istedi. Ne oluyor Hürrem? Evvela itibar etmedin. Ancak öyle şeyler söyledi ki bilmeniz icap ediyor. Söylediğine göre hatun, af buyurun haşa huzurda Lütfi Paşa'yla bir münasebetleri olmuş. Zavallı cariyeyi çirkin iftiralarına alet etme Hürrem. Madem öyle, o halde Lütfi Paşa'yı sual edin. Bir kadın anlar öyle değil mi? Bilhassa sizin gibi akıllı bir kadın. Ne zamandır aramıza nifak sokmaya çalıştığını biliyorum. Başarılı olamayınca kendine bu yolu mu seçtin? Sultanım, ben hakikat neyse onu söylerim. İnanıp inanmamak sizin bileceğiniz iş. Hayırlı geceler sultanım. Mercan Ağa, anlaşılan haremde neler olup bittiğini haber vermeye geldin. Ben sultanımızın bir ihtiyacı var mı diye sordum. Sakın sultanını yalnız bırakma. Zira sana ihtiyacı olacak. Mercan Ağa. Sultanım. Sultanım. Hürrem Sultan'ı gördüm az evvel. Belli ki canınızı sıktılar. Zehrini akıtıp gitti yılan. Söylediğine göre Lütfü Paşa'nın cariyelerimden Ahsen Hatun'la bir münasebeti olmuş. O yüzden kovmuş eski saraya. Nicedir aramızı bozmaya çalışıyordu. Bu da son marifeti. Sultanım. Arsızın ettiği lafa bak. Alenen yalan söylüyor. Bu kez yalan değil sultanım. Hürrem Sultan'ın söyledikleri doğru. Sen ne diyorsun Mercan? Kendi gözlerimle gördüm. O gece yanınıza gelmiştim. Ahsen Hatun'u paşamızın odasından çıkarken gördüm. Af buyurun, uygunsuz bir vaziyetteydi. Hemen sonra yanınıza geldim söylemek için. Lakin üzülmenizi istemediğimden... Sultanım.